Herkese merhaba. Öncelikle gecikme için herkesten çok özür diliyoruz. Çünkü bazı teknik problemler yüzünden giriş yapamadık. Şu anda düzelttik, bir sorun yok. Herkese iyi akşamlar öncelikle. Ben Zeynep Canay. İstanbul'da yaşıyorum. Konservatuvar öğrencisiyim. Eğitimime çok çok uzun bir süre önce başladım. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndaydım uzun bir süre boyunca. Ve geçtiğimiz aylarda İsviçre'de olan Konservatorio della Svizzera Lugano okulunu kazandığımı öğrendim. Umarım Eylül'den itibaren çalışmalarıma orada devam edeceğim. Çok mutluyum bu yüzden. Bugün sizlere iki tane eser çalmak istiyorum. Bunların ikisi de klasik müzik eseri fakat bilerek bunları biraz bizi rahatlatması için özel olarak seçtim. Umarım ya da eğer aranızda meditasyon yapacak olanlar varsa ya da rahatlamak isteyenler varsa onlara göre biraz daha hafif ve bizi rahatlatacak eserler seçmeye çalıştım elimden geldiğince. Özellikle klasik dönem ve modern dönemden bazı eserler çalacağım. Öncelikle çok teşekkür ederim bu organizasyonu hazırlayan ve Yoga Vakfı'nın kurucularına özel olarak teşekkür ediyorum. Ben de kişisel olarak çoğu zaman meditasyon yapmayı seven bir insanım. Yoga bilgim yok fakat bazen doğa sesleri açıp ya da eğer gerçekten doğadaysam bu şekilde kendimi medite etmeyi çok seviyorum. Birinci eserime geçmek istiyorum. Ondan sonra zaten konuşmaya devam edebiliriz. Şimdi size Debussy'nin bir eserini çalacağım. Syrinx adında bir eser. Ve benim için özel olarak çok büyük enerji, bana çok büyük enerji sağlayan ve beni çok medite eden ve konsantre olmamı sağlayan bir eser. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdi size Syrinx'i çalıyorum. Thank you.
Bu eser gerçekten çok sevdiğim bir eser. Umarım beğenmişsinizdir. Size biraz nerede olduğumdan söz etmek istiyorum. Şu anda İtalya'dayım. Buraya aslında 3 ay önce geldim. Çünkü burada bir dersim olacaktı. O yüzden hazırlandım. Türkiye'den buraya uçuş yaptım. Fakat sonrasında malum dünyada olan bu durum yüzünden bir süredir buradayım. Erkek arkadaşımın evinde kalıyorum İtalya'da. Herkes için çok zor bir dönem tabii ki de. Özellikle yurt dışında kalan Türk vatandaşları için, herkes için gerçekten çok 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 zor bir durum. Ve bu dönemde evlerimizde kalıp olabildiğince kendimizi eğitmek ve bence yeni şeyler öğrenebilmek ya da meditasyon yapmak, yoga yapmak kesinlikle hem zihnimiz için hem de bedenimiz için bence çok önemli. Böyle. Diğer esere geçmek istiyorum. Şimdi size Tafanel'in bir eserini çalacağım. Bu aslında bir opera. Tai operasından düzenlenmiş ve flüt için uyarlanmış bir eser. Eserin adı Meditasyon. Özellikle bunu seçmek istedim. Çünkü Syrinx biraz daha bana göre yoğun ve çok fazla duygu barındıran bir eser. Fakat meditasyon daha az iniş çıkışları olan ve daha sakin giden bir eser benim için. O yüzden bunu çalmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum şu anda. Umarım siz de beğenirsiniz. Aslında piyano ile çalınması gereken bir eser. Fakat tabii ki de bulunduğumuz şartlar yüzünden şu anda bir piyanistim olmadığı için sadece kendim çalacağım. Fakat yine de çok fazla duruşları olmadığı için umarım size piyanonun yokluğunu çok fazla hissettirmem. Thank you.
Umarım beğenmişsinizdir. Bu eserde özellikle duyguyu hissettirebilmek benim için çok önemli. Çünkü aynı şekilde Sphinx gibi çok etkileyen bir ruhu olduğunu düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sorularınız varsa alabilirim. Size hazırladığım eserler bunlardı. Herkese katıldıkları için çok teşekkür ederim ayrıca. Ve bu organizasyonu düzenleyen herkese çok teşekkür ederim. Soru varsa alabilirim. Onun dışında çalmak için başka bir şey hazırlamadım. Ama tabii ki de bir sonraki sefere başka eserler, güzel eserler hazırlayabilirim. Zuhal Hanım İtalya'da şu anda durum nasıl diye sormuş. Daha iyi. Sokağa çıkma yasağımız kalktı. Tabii ki de grup halinde gezmemize şu anda izin vermiyorlar. Fakat genel olarak daha iyi diyebilirim. En azından dışarı tabii ki de maskeyle ama dışarı çıkabiliyoruz. Ve bir belge taşımamızı istiyorlardı yanımızda önceden. Bundan bir hafta öncesine kadar nereye gitmek istersek o belgeyi yanımızda taşımamız gerekiyordu. Fakat şu an o da kalktı. O yüzden biraz daha rahat hareket edebiliyoruz. Ama tabii ki de her şey yine kısıtlı. Umarım dünyada en kısa zamanda iyileşir. Çünkü ben bu durumu aslında dünyanın ihtiyacı olduğu bir durum olarak görüyorum. Doğanın iyileşmesi için bizim birazcık bazı şeylerin farkına varmamız için olan bir dönem olduğunu düşünüyorum. Katılan herkese çok teşekkür ederim. Gecikmemiz için lütfen kusura bakmayın. Çünkü bazı teknik aksaklıklar yaşadık. Rica ederim her zaman. Umarım keyifli bir akşam geçirirsiniz. Eğer benim çalışmalarımı görmek isterseniz ya da beni takip etmek isterseniz Canay Zeynep olarak yazarsanız Instagram hesabıma ulaşabilirsiniz. Katılan herkese çok teşekkür ederim. Bu organizasyonu düzenleyen herkese teşekkürler. En içten sevgilerimle ve iyi akşamlar dilerim. Hoşçakalın. I always thank the people who organized this, and my Turkish was like, like this. Hey, but a good thing, am I watch? Good thing. I hope it's not that. Please. Hello.